Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bu videomuzda Toshiba TB701 bir notebook'u sıkıntısı var. Notebook açılmıyor. Düşürmüşler. Müşterimiz düşürmüş bunu. Şöyle içerisini açacağız. Geliyorum hemen. Notebook düştüğü için açılmıyor, uyarı veriyor. Bir şurada gördüğünüz gibi, şurada bakın, şurada ışık yanıp yanıp sönüyor, bir uyarı veriyor. Biz şimdi bir bataryamızı bir sökelim. Evet, içerisinde vida çıktı, muhtemelen kısa devre yapmış olabilir. İnşallah böyle bir şey yoktur. Şöyle gördüğünüz gibi şuradaki düğmeye bir kere basalım, ekran ışık gelsin. Evet, gördüğünüz gibi içerisinden bir adet vida çıktı. Umarım bir yere kısa devre yaptırmamıştır diye tahmin edelim. Yine içerisinden bir şeyler çıktı. Şöyle biraz uzaktan çek Yusuf. Evet. Şurada, şuraya yakınlaşalım Yusuf Bey. Şu parça konastör patlamış. Düştüğünde veya bu vida muhtemelen buraya denk geldiğinde patlatmıştır bunu. Şimdi gelin hep beraber mercekle bakalım. Gel Yusuf. Şimdi şöyle ışık altında bakalım. Sizlerle beraber şöyle. İşte bir kere bas, tamam mı, ışık gelmesi için. Şimdi şöyle ışığı yaktık. Şimdi biraz kontrol edelim. Evet, bu kondansatör uçmuş. Kısa devreye düşmüş. Patlamış o. Şöyle bakıyoruz. İnşallah işlemciye falan zarar vermemiştir. SSD var. 128 GB M.2 SSD var. Şurada gördüğünüz gibi. Tamam, bu parçayı değiştireceğiz muhtemelen. Şuradan programımızı açalım. Evet. Programı açtık. Şöyle Yusuf Bey monitörü çeker misin? Evet. Şimdi parçamıza gördüğünüz gibi inşallah çok fazla yanmamıştır. Ya bu parça yanmış zaten, bu değişecek. Yanındaki de muhtemelen zarar görmüş olabilir. Zaten ayağı kopmuş. Şimdi ben size burada özür dilerim. Bağlantı gitti. Şöyle koptuğu yeri de göstereyim. Bak. Görüyor musunuz? Ayak kopmuş komple ondan. Bu ayak değişecek artık. İnşallah veriyonuna bir şey olmamıştır diyelim. Hadi hep beraber gelin şimdi. Şöyle değişime doğru gidelim sizlerle beraber. Şöyle. Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi kondansatörleri değiştirdik. Birkaç tane kısa devre daha vardı. Onları da giderdik. Şu anda her şey yerli yerinde diye tahmin ediyoruz. Bataryamızı takmadık bir deneme amaçlı. Şu anda makine start almıyor. Tekrardan farklı bir sorun daha olabilir. Şarj aletini söktüm, çıkarttım. 0-1 çekti, geri gitti. Şu BIOS pinini bir sökelim.
0.52 0.60 makineye bir ışık geldi. Şu anda yine aynı şekilde 0.68 0.85 çekiyor. Görüntü 60 olması lazım makinenin. Görüntü gelmesi lazım birazdan. 0.76'da. Bayas pini söktüğüm için şu anda bayasla alakalı bir sıkıntı olabilir. Evet. Tamam, görüntümüz geldi. Şuradan F2 tuşunu bulup, evet. Şu anda makinamız açıldı. Şimdi power tuşuna bir basalım bakalım. Power tuşu. Ha, pardon. Evet. Bağlantıyı sağladık. Evet. Şimdi makineyi bir kapatalım. Şimdi tekrardan şöyle bayat pinini takıp, evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bataryamızı, bayat pinini vesaire hepsini taktık. Makinemizi açtık. Şu anda 0.33 falan çekiyor amper olaraktan. Isınan parça var mı diye kontrol ediyorum. Böyle çok aşırı ısınan bir şey yok. Makine zaten ısınırsa muhtemelen kapatacaktır. Şöyle şuraya bir koyalım kameramıza. Bataryamızı tutalım. Çalışmayan herhangi bir şey var mı ona bakalım. Bilgisayarı bir yeniden başlatalım. Şu anda yeniden başlattık. .001, .048, .070 amper gittikçe yükseliyor. Görüntü geldi. Normal şekilde, evet, normal şekilde açıldı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da herhangi bir kısa devre olduğunda makinenin arızasının ilk önce nasıl tespit edilip nasıl giderileceğini sizlere göstermeye çalıştım. Yaptığımız işlem, yanmış olan kondansatörleri değiştirdik. Kısa devrede olanları değiştirdik. Makinenin arıza vermesinin sebebi müşterinin düşürüp şu vidaların, şu vidalardan diyeyim veya işte şu vidalara benzer vidaların içerisine düşmesi ve kısa devre yaptırması. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.